İki Android Studio çıkmış ve bunların ikisini karıştırmışım. Şirketin projesini GitHub'a pushladım. Lokaldeki şirketin projesini de sildim. Kendi kendini önceden elemek yerine şirketin eline bırakıp şirketin seni elemesini bekleme çok daha mantıklı. Çok büyük bir projenin çok ufak bir yerinde yer almıştım. C-level birisi bunu sunum yaparken burada da bu arada söz etmeden geçemeyeceğim. İşte Mert de burada çalıştı dedi ve ben buna şaşırmıştım aslında. Yani Mert hoş geldin. hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? Günlerin nasıl geçiyor? İyiyim. Danimarka'dayız, evdeyiz. Hava soğuk, karanlık. Ama yani kara kış geçti diyebilirim. Şimdi güneş kendini göstermeye başladı. Danimarka'da bir yıl yaşadıktan sonra en önemli şeyin soğuk değil, aslında karanlık olduğunu öğreniyorsun. Şimdi Mart'la birlikte böyle haftada 2-3 gün en az güneş açıyor. O yüzden daha mutluyum. Süper abi. Öncelikle geldiğin için çok teşekkür ederim. Hani böyle biraz daha farklı ülkelerden bilhassa biraz da konuk ağırlamaya çalışıyorum. Sen de değerli vaktini ayırdığın için tekrar teşekkür ederim. İnsanların da bence biraz daha bilgisini artacaktır bakış açısını vesaire. İstersen seni tanıyarak videoya başlayalım. Hani kimsin, neler yaptın, geçmişinde eğitim ve kariyer olarak şu an ne yapıyorsun? Sonra da ben daha detaylı sorularıma geçeyim. Tabii. Ben kısaca özetleyeyim. Ben Android Developer olarak çalışıyorum şu anda Storytel'de. Eğitim hayatım çok geriye gitmeden üniversiteyi Anadolu Üniversitesi'nde okudum. Eskişehir'de okudum. İngilizce bilgisayar mühendisliği okudum. Bu İngilizce konusuna geldiğimizde aslında değinmek istediğim bir şey. Daha sonra 5 yılın sonunda üniversiteyi bitirdiğimizde bu sürede tabii birçok Android uygulama geliştirdim. Android alanına yönelmek istedim. 5 yılın sonunda da aslında kendi şirketimizi kurduk orada arkadaşlarımla. 2 yıl daha Eskişehir'de kaldıktan sonra maddi olarak imkanlar el vermediği için artık arkadaşlar dedik ki hadi biz İstanbul'a gidelim artık şirketlere girelim çalışalım. Aslında herkesin en son kapısı olan kapıya biz de geldik. Bildiğin sırt çantalarımızı astık kolumuza, trene bindik. Köyden indim şehire misali. 5 arkadaş İstanbul'a gittik. Daha sonra işte iş başvurularım başladı. Birçok yere başvurdum. Eskişehir'de yani kendimi ne kadar geliştirdiğimi düşünsem de İstanbul'da başvurduğum yerlerden genelde olumsuz cevaplar aldım bu arada. Daha sonra enuygun.com firmasında çalışmaya başladım. Bana başvurduğum gün teklif geçtiler. Bu sırada tabii İstanbul'daki süreç bir arkadaşta kalıyorduk. Bir başvurudan diğer başvuruya koşuyorduk falan. Her öğrencinin mezun olduğu da yaşadığı problemler. Daha sonra işte enugu.com'da çalışmaya başladım. Orada bir sene çalıştıktan sonra sahibinden.com'dan teklif aldım. Oraya geçtim. Orada da bir sene bir maceram oldu. Daha sonra Trendyol'dan teklif aldım. Senin çalıştığın firmada da yaklaşık bir seneye yakın çalıştıktan sonra Lyreverse Studio adında bir ufak bir startup'a geçtim. Aslında global bir firma ama developer sayısı az olduğu için ufak diyorum. 2 sene de orada çalıştım. O benim Türkiye'deki son durağım oldu. Daha sonra yurt dışı başvurularımı yapıp şu an çalışmakta olduğum Storytel firmasına başladım. Hala da bir yıl doldu burada da. Birinci yılımı doldurdum. Öyle benim timeline'ım aşağı yukarı bu şekilde. Süper. Peki şey de sorayım. Videodan öncesinde de biraz daha konuşmuştuk. Belki burada da hani kapacağımız bir şeyler olur. Böyle genelde bir yıl veya işte 2 yıllık tecrüben de olmuş ama orada tam yani belli bir kendine şey yaptığın bir zaman var mı? Hani ben bir firmada şu kadar durup sonra başka kültürler, başka değerler göreceğim gibi. Yoksa bunlar biraz tesadüf mü? Ya hepsi bir arada aslında. Yani üniversiteden mezun olduğumda ben her firmada şu kadar yıl çalışacağım falan diye bir şey planlayamıyor insan. Ama hep fırsatlar birbirini kovaladı. Her çalıştığım şirkette çok mutlu girdim ve çok mutlu ayrıldım. Hiçbirinden kötü olarak ayrılmadım. Ama her çalıştığım şirketin ayrılırken yeni bir fırsat karşıma çıktı diyebilirim. Yani ben ekstra bu şirkette vademi doldurdum artık başka firmaya geçmeliyim tarzını düşünmedim. Biraz şans eseri oldu açıkçası. Ek olarak da yazılım sektörü çok dinamik biliyorsundur sen de. Yani bir şirkete girip profesyonel olarak işini yapıp kendini tekrar etmeye başlama sürecin çok kısa olabiliyor. Özellikle single product'larda bu çok fazla oluyor. Belli bir yerden sonra da yaşım haliyle gençken kendimi tekrar etmeye başladığımda uzun yıllar çalışmak istemedim o firmalarda. Yani teknik olarak beni tatmin etmediği zaman başka bir firmaya, farklı bir deneyime zıplama eğilimim de vardı açıkçası. Bu hepsi bir araya geldiği zaman aslında kısa kısa tecrübeler, yani kısa diyoruz ama bir yıl yazılım için aslında o kadar da kısa değil.
Böyle birer yıllık tecrübelerim oldu. Sadece son şirketimde herhalde 2 yıllık geçkin bir tecrübem oldu. O da gerçekten her gün birbirinden farklı geçen bir gündü. O yüzden technical satisfaction gerçekten çok yüksekti benim için. Oradan ayrılma sebebim de zaten yurt dışına çıkma isteğim. Dediğin gibi aslında şey hem çok dinamik bir sektör hem de bir yandan hem hayat akışı da seni oraya sürüklüyor. Sen de bir yandan motivasyonun eğer olduğun ekipte veya firmada kaybettikçe sen de arayışa girebiliyor gibi. Hani kafa olarak hani öyle bir Kesinlikle. şey oluyor. Peki şimdi bir yılı aşkın sürede Danimarka'dasın. Evet. Ve burada hani Danimarka'da böyle sonradan gitmiş orada çalışmaya başlamış birisi olarak nasıl yorumluyorsun insanını, ülkenin, toprağını diyelim. Hani nasıl düşüncelerin Danimarka ile ilgili? Ya bu çok uzun bir konu aslında. Yani ama kısa tutmaya çalışacağım ben yine bunu. Danimarka'da yaşam, öncelikle şeyi söyleyeyim. Herkesin ülke ve yaşam deneyimleri birbirine göre çok farklı olabilir. O yüzden benim anlattığım bir şeyi Danimarka'ya gelen başka biri farklı bir şekilde yaşayabilir. O yüzden ben sadece kendi deneyimlerimi anlatacağım. Şey olsun istemiyorum. Ya Mert böyle diyor ama Danimarka öyle bir yer değil. Tabii ki öyle bir yer olmayabilir. Dediğim gibi tamamen deneyime göre değişir. Farklı bir ülkede ben ilk kez yaşıyorum. Yani birçok Avrupa ülkesi gezdim. Erasmus da yaptım. 6 ayda yaşadım. Gezmeyi, seyahat etmeyi ben, eşim çok seviyoruz. Sürekli de geziyoruz ama başka bir ülkede yaşamak seyahat etmekten çok daha farklı. Burası bir Nordik ülkesi Danimarka. Nordik ülkelerinde ben şeyi bekliyordum. İşte Avrupa'yı birçok kez gezdim. Danimarka'da aşağı yukarı öyle bir şeydir falan bekliyordum. Ama gittiğimde 1-2 ay içerisinde hemen şunu anladım. Burası Avrupa'dan çok daha farklı bir yer olarak geldi benim gözüme. Çünkü kültürleri farklı, iklim koşulları farklı. Bunun etkilediği zincirleme olarak davranışları da çok farklı. Birbirlerine davranışları, işte aile içi yapıları Avrupa'daki ülkelerden çok daha farklı geldi bana. Onu söyleyebilirim. Yani insanların ilk zamanlar hatta böyle her gözlemlediğim şeyi bak bu burada böyle şurada şöyle diye maddeler halinde yazıyordum ama bir sene geçtikten sonra artık adapte oluyorsun, yaşamaya başlıyorsun. İnsanlarını böyle ufak ufak nasıldır diye tarif etmem gerekirse insanları acele etmez burada. Genelde yalın bir hayat var, acele etmeyen bir hayat var. İnsanlar genelde dakik, kadın erkek eşitliğinin çok fazla, aşırı önem verildiği bir yer burası. Yani kesinlikle bu erkek işidir, bu kadın işi tarzında hiçbir şey yok. Her sektörde kesinlikle kadın erkek eşitliğini birebir gördüm. Zaten Danimarka başkanı kadın. Çocuklara çok önem veriyorlar. Yani burada böyle çocuk ağlama sesleri yok. Genelde çocuklar da bir şekilde mutlu. Onu tam çözemedim. Hala gözlemliyoruz biz çocuklar nasıl bu kadar uslu, yani ağlamadan kendi işini yaparak hayatını geçiriyorlar. Çünkü 2-3 yaşında çocuklardan bahsediyoruz. Çocuklar eğitim sisteminde, şunu öğrendim bir de, eğitim sisteminde çocukları hemen puanlamaya, karnelemeye başlamıyorlar. Buradaki en önemli şey insanlar için o çocukların işte topluma kazandırılması ve işte toplumda bir elin beş parmağının bir parçası olduğunu o bilinci çocuklara yükleyebilmek. Temel amaç bu. 10-12 yaşına kadar falan karnelendirme işte sen başarılısın ya da başarısızsın şeyi yok. Sanırım bu böyle uzun zaman geçtikten sonra topluma çok büyük katkısı olan bir olay olduğunu düşünüyorum ben. Yani yanlış gözlemlemiş de olabilirim. Yazılı olmayan çok fazla kuralları var. İşte birbirlerine saygısı, sevgisi, işte birbirlerinin haklarını yememesi tarzında. Yazılı olmayan insanların çok bu şekilde çok kural var toplum içerisinde. İnsanları çok direkt konuşurlar. Yani biz şeyi severiz, tevazuyu severiz bizim toplumumuzda. Bunlar saygısızlık olarak değil ama direkt olmayı seviyorlar. Bu yüzden de çok daha net iletişim kuruyorlar karşılıklı. Yani ve günlük ayaküstü konuşmayı da çok seviyorlar. Mesela markette falan hemen laf atarlar. İşte günün nasıl geçiyor tarzında sorular sorabiliyorlar. Normalde Nordik ülkeleri soğuk diye bilinir. İşte soğuk insanlar kimseyle konuşmuyor falan. Aslında hiç öyle değil. Ya tabii ki de kendilerine göre bir küreleri var, yakın arkadaş çevreleri var. Herkesle hemen böyle yakın arkadaşlık kurup işte hadi gel bu akşam benim evde takılalım tarzında bir durum söz konusu değil tabii ki de ama sokakta biriyle konuştuğunda ya da yardım istediğinde yardım etmesi gerekenden çok daha hevesli bir şekilde hemen sana yardım etmeye çalışıyorlar, güler yüz gösteriyorlar. O benim çok hoşuma gitmişti. İklimi çok soğuk gerçekten.
Yaklaşık 8 ay ya da 9 ay mont giyiyoruz burada. Ama yazı da çok güzel Danimarka'nın. Bunu da söyleyeyim. Yazın denize girebiliyorsun. Yani 12 ay boyunca çok soğuk bir kış geçirmiyoruz. Haziran-Temmuz ayında denize girebiliyoruz. Bu kışın getirdiği soğukluktan dolayı da bunların kendilerine ait bir kültürü var. Buna hygge diyorlar işte. Hig diye de okunuyor. Nasıl okunduğunu tam bilmiyorum. Bu hygge kültürü, ya kısaca özetlemem gerekirse İngilizce karşılığı, kesinlikle bir karşılığı yok ama İngilizce karşılığını söylemem gerekirse cozy anlamına geliyor. İşte Türkçe'de rahatlık, huzurluluk, samimiyet kelimelerin birleşimi gibi bir şey. Hygge kültürü var burada. Genelde soğuk olduğu için bu hygge kültürünü evlerinde yaşatmaya çalışıyorlar. İşte çok fazla mum kullanıyorlar. Hatta biz bile haftada 5-6 mum bitirir olduk burada. Çünkü öyle loş bir, huzurlu bir ortam yaratmaya çalışıyorlar evin içinde. Bu hygge yakın arkadaşlarının bir araya geldiği. İşte kesinlikle zaten telefonlara bakılmaz. Belki eski muhabbetleri açarlar, eski zamanları yad ederler tarzında. Böyle insanların kışın soğuktan kaçarak huzur bulmaya çalıştığı bir felsefe aslında. Bunun dışında çok fazla spor yapmayı seviyorlar. Bunu da fark ettim. Yani yaz kış demeden koşarlar, bayılırlar. Bisiklet zaten Amsterdam'a da gittim. Amsterdam da ünlüdür bisikletleriyle. Burasının hiçbir geri kalır yanı yok. Çok fazla bisiklet kullanıyorlar. Yani bisiklet hobi olarak değil, gerçekten ihtiyaç olduğu için kullanıyorlar. İşe gitmesi gerektiği için ya da markete gitmesi gerektiği için. Hatta biz de buraya gelmeden önce ben kendime şey yapmıştım, hani ne kadar bisiklet süreyim, işte 1.000 kilometre sınır koyayım bir sene içinde. Bu sınırı herhangi bir şekilde zorlamadan, yani bisiklet sürmem lazım demeden bu bir sene içinde bunu tamamlıyorsun bir şekilde. Çünkü işte zaten düz bir ülke, Avrupa'nın geneli gibi. Bütün günlük ihtiyaçlarını bisikletle gideriyorsun. Çok konuştum. Biraz daha anlatayım Danimarka'yı. Belki Danimarka'ya gelmek isteyen çıkar çünkü. İkinci el alsat çok yaygın burada. Yani eşyalarını genelde çok fazla eskitmeden yenisini alacaksa sahip olduğu şeyi elden çıkarıp yenisini alıyor. Ve insanlar gerçekten talep var burada. Pazar günleri pazar kurulup insanlar gidip eşyalarını satabiliyor. Genel olarak Danimarka deneyimin bu şekilde. Yani dediğim gibi saymakla bitmez. Çünkü çok farklı bir kültür. Yani Türkiye'de bir kültür var bildiğimiz. Avrupa'yı gezdim, gördüğüm bir kültür var. Burası Avrupa'dan bile farklı olduğunu söylüyorum. Türkiye'den çok daha farklı. Yani her gün yeni bir şeye şaşırabiliyorum burada. Bu davranışları da bu şekildeymiş tarzında. Dediğim gibi Danimarka'da yaşam. Genel olarak toparlasam ama gayet mutluyum, gayet güzel. Var. Ya bu arada bazı noktalar dikkatimi çekti, böyle hani bisikletler, havanın karanlığı, insanların direkt olması, böyle şeye çok benzettim. Hollanda tarafına çok benzettim. Orada da bayağı şey var. O zaman şöyle bir soruyla devam edeyim ben de. Şu anda işte Danimarka'da Storytel firmasındasın. Ve de aslında yurt dışı maceran nasıl başladı? Hani sen mi başvurdun en baştan beri, belki hani hedefin o muydu? Yoksa öyle bir fırsat mı oluştu? Belki biraz bundan da bahsedebiliriz. Şöyle yurt dışına gidip gelme gezilerim zaten oluyordu ama çalışırken bekarken yurt dışında ben yaşamak istiyorum demiyordum. Yani hayatımın bir döneminde yurt dışında tabii ki de yaşama planım vardı ama yurt dışında yaşamak yani göç etmek o kadar kolay bir şey olduğunu düşünmüyordum. Çünkü etrafımdan da giden arkadaşlarım vardı. Birçok faktör var işte gittiğin zaman arkadaş sıkıntısı çekiyorsun. En önemlisi bu sanırım. Diğer sıkıntıları da çekiyorsun. Tabii ki de mutfağı farklı, işte dili farklı, topluma adapte olman lazım, kültürel farklılıklar var. Ama en nihayetinde temelde sanırım başı arkadaş sıkıntısı geliyor. Ve tek başıma bu yolculuğa çıkmanın psikolojik olarak çok benim için doğru olmadığını düşünüyordum. Zaman geçtikçe evlendikten sonra eşim de yazılımcı, o da bilgisayar mühendisi. O da benim gibi gezmeyi seviyor, gezgin olduğumuz için. Bunu en kısa sürede denememiz gerektiğini zaten düşünüyorduk. Ama dediğim gibi göç etmek kolay bir şey değil. Konfor zondan çıkman hiç kolay bir şey değil. Yani iş değiştirme konusunda rahatım ama ülke değiştirme konusunda o kadar rahat değildim. Kendimi tanıyorum. Ama Türkiye'de tabii korona patlak verdi. Evlere kapandık. Herkesin yaşadığı psikolojik, ekonomik bütün problemleri biz de yaşadık. Zamanla
Türkiye'de biliyorsun genel problemler var. Yani herkesin bildiği problemleri tekrar bahsetmeye gerek yok. Hem ekonomik hem sosyolojik problemlerden dolayı biraz bunalmıştık koronanın etkisiyle falan. Bir gün aslında tamamen rastgele bilgisayarımı açtım ve LinkedIn'deki bütün easy apply'lara başvurdum. Yani eşimle dedik hani başvurayım hepsine, kim dönerse gidelim artık dedik. Bunu en erken ne zaman deniyorsak o zaman denememiz lazım. Açtım, dediğim gibi yaklaşık 20-30 şirkete başvurmuşumdur. Danimarka değil sadece, bütün Avrupa'da her yere başvurdum herhalde. O hafta içinde 2-3 firma döndü. Bunlardan biri Storytel'di. Görüştük, bir ay içinde oldu ve şey olduk böyle, gidiyor muyuz? Şimdi gidiyor muyuz artık falan. İşte o zaman dank etti biraz. Geri dönüşü olmayan bir yola girdik ve dedik ki kendimize bir yıl müddet verelim. Bir yıl sonunda eğer hala mutsuz olursak döneriz. Ama gayet mutluyuz burada. Umarım mutluluğunuza devam daim olur diyelim. Peki Teşekkür şimdi ederim. dediğim gibi hani sen de birden fazla yere başvurmuşsunuz. Ve zaten sen de genel olarak Avrupa'yı da gezmişsin, etmişsin daha önceden. Şöyle bir soru yönelteceğim. Hani hem Storytel'de hem de daha önce belki başka mülakatlarda olduysa daha böyle mülakatlar konusunda nasıl bir tecrübe aktarabilirsin burada? Nasıl tavsiyeler verebilirsin? Nasıl adımlardan geçiyoruz? Veya şunu da belirteyim özellikle. HR'larda özellikle hani tam ne sınıfta olan insanları biraz daha sıcak geliyor onlara. Hani tecrübeye mi daha çok bakıyorlar gibi. Ya şöyle, her şirketin mülakat süreci birbirinden farklı olabiliyor. Teknik süreç aynı olabiliyor, HR süreci de aynı olabiliyor ama bazı şirketler biraz daha uzun bir mülakat sürecine sahip. Ben o sıra birkaç şirket bana döndükten sonra başvuruları durdurmuştum. Çok fazla şey olmaması için. Birden fazla şirketi aynı anda zorlamanın benim için daha zor olacağını düşündüm. Bana dönen iki firma vardı. Biri Booking'di, biri Storytel'di. İkisiyle ilerledim. Bu arada bundan 5-6 ay öncesinde de Skyscanner'a başvurmuştum ben. Sadece kendimi deneyip yurt dışı deneyimimi arttırmak istedim. Mülakat deneyimimi. Bu üç şirketin de süreç genelde aynıydı. Ama Skyscanner'dan başlayayım. Mesela Skyscanner'ın 5 aşamalı bir mülakatı vardı. Genelde HR seni ön elemeden geçirmek istiyor. Ve HR'ın temel olarak merak ettiği şey aslında şu. Sen takım kültürüne uygun musun? Yani HR'da red flag vermen biraz zor aslında. Çünkü baktığı şeyler çok açık ve net şeyler. Takımla iletişimin nasıl olacak? Beraber çalışmaya uygun musun? Ondan sonra yöneticinle nasıl anlaşırsın? Product'ı seviyor musun? Daha önce kullandın mı? Daha önce benzer işlerde çalıştın mı, çalışmadın mı? İşte tecrübelerin nasıl? HR genelde teknik sorular sormaz. Yani sadece teknik ekip tarafından HR'a biz bunları bilen eleman arıyoruz dediyse eğer, örnek veriyorum Trendyol'da bir mimari kullanılıyordur ve HR'a teknik ekip biz bu mimariyi daha önce kullanmış birini işe almak istiyoruz dediği zaman HR sadece bunu sorabilir. Bunun dışında bir şey sormaz. HR'dan sonra girdiğimiz mülakat genelde code case gönderiyorlar. Üç firma da öyle yaptı. Bu code case, Android code case de olabilir. HackerRank de olabilir. Booking HackerRank göndermişti. İşte 5 tane algoritma sorusu soruyor. 2 saatin var. Yapıp gönderiyorsun. Sonucunu alıyorsun. Diğer Android, yani kendi alanınla alakalı code case'de genelde şey oluyor. Bir Android projesi veriyorlar. Storytel öyle vermişti. Bir master detail uygulaması vermişti bana. Burada yanlış gördüğün yerleri düzelt demişti. Ve ben düzeltip yolladım. Daha sonra teknik ekip seni mülakata alıyor. Bu uyguladığı metodolojilerle alakalı sorular soruyorlar sana. Bunu da geçtikten sonra Storytel'de menajerinle görüşüp daha sonradan işe alım süreci başlıyor. Booking'de biraz daha farklı. Booking'de HackerRank'i çözdükten sonra seni böyle live coding tarzında bir şeye alıyorlar. Ve burada yarım saat Android, yarım saat de Computer Science alanına ait sorular soruyorlar işte. Bu mülakattan eleme sebebim Computer Science alanındaki sorulara iyi cevap verememem oldu. Android alanında bir problemim yoktu. Oradan o şekilde elendim. Zaten başa baş gidiyordu Storytel ve Booking. Storytel olunca Booking'de olmayınca zaten aslında seçenek çok bariz ortaya çıktı. Ek olarak büyük firmalarda işte bu Google'da da vardı, Facebook'ta da, Skyscanner'da da vardı. Son aşama olarak sistem design interview'leri vardır. Bu sistem design interview'de sana
Sordukları şey aslında bir sistem tasarlaman. Yani ister Android geliştirici ol, ister web geliştirici, sana bir problemle gelirler. İşte biz paket servis yapmak istiyoruz. Bunu baştan sona nasıl tasarlarsın? Burada senin yapman gereken genel olarak şu. Biz developerlar genelde kendi alanımıza yüklenip bütün açıklamaları o alanda yapıyoruz ve diğer yerleri kaçırıyoruz. Aslında sistem design interview'leri şunu amaçlar. Senin end-to-end düşünme kabiliyetin ne? Sen bunun analitik eventlerinde düşünebilecek misin? Backend'ini de düşünebilecek misin? Front-end'ini düşünebilecek misin? Aslında senin yani bütün dikeylerde en az bir iki cümle fikir beyan etmeni istiyorlar. Ve böylece senin geniş çaplı düşünebiliyor olmanı aslında bekliyorlar. Bir teknik bir mülakat değildir sistem design interview'i. Genelde senin düşünme kabiliyetin ve soru sorma kabiliyetini ölçer. Soru sormazsan mesela sistem design interview'ini geçmen çok zor. Soru sorman gerekiyor. Ben bunu keşleyecek miyim, keşlemeyecek miyim? Ne kadar kullanıcım olacak? Kaç milyon request gelecek? Bu tarz soruları sormanı bekliyorlar aslında. Sistem design interview'inden elenmiştim ben Skyscanner'da. Sebebi de backend bilgimin çok olmamasıydı. Biraz backend, mülakatıma gelen kişiler de backendciydi. Sordukları sorulara çok cevap veremedim oradaki teknolojileri bilmediğim için. Genel olarak bu şekilde. Ama kaba taslak bütün mülakatlar aşağı yukarı bu benzer süreçte devam ediyor. Anladım. Ya aslında benim de genelde duyduğum şeyler çok farklı olmuyor. İşte ilk başta bir tanışmaca, sonra bir case study. Kimisi biraz daha işte algorithm data structures ağırlıklı gidiyor. Sonrasında bu o case study üzerinden ve genel teknik olarak bir interview. Sonrasında işte biraz final direktörle falan görüşmece gibi. Genelde benzer ama dediğin gibi hani bazı firmalarda şöyle bir farkındalık olabiliyor. Kimisi sektörel ağırlıklı, yani senin pozisyonunda ne yapacaksan ona ağırlık veriyor. Kimisine de işte böyle computer science falan, benim de biraz korkulu rüyam. O da şey, biraz bilmiyorum, hani ona da önden çalışmak gerçekten çok ciddi belki de çalışmak gerekiyor. Evet, kesinlikle. Yani computer science'a mezun, hatta mezun olduğunda girmen en mantıklısı o tarz mülakatlara. İşte Google'ı, Facebook'u zorlamak istiyorsan, bilgisayar mühendisliği çıktığında zehir gibisin. Bütün her şeyi biliyorsun. Data structure'la alakalı bütün algoritmaları. En doğru zaman o zaman. Biraz zaman geçtiğin zaman oturup çalışman gerekiyor. Yani sen de bu arada bu soruya bayağı detaylı cevap verdin abi. Çok iyi. Özellikle sistem dizaynında da bayağı öneriler oldu. O da güzel. Ağzına sağlık diyeyim. Şu soruyla devam edeyim ben. Hani farklı farklı firmalarla mülakat geçirmişsin. Şunu merak ediyorum. İngilizce konusunda hepimizin hani soru işareti var kafasında. Ya acaba İngilizcem yeterli mi ben bu mülakatlara gelip geçmek için? Firmalar genelde nasıl bir yaklaşımda bulunuyor yurt dışından eleman alacakları zaman? Hani İngiliz anlaşayım yeter modunda mı, yoksa hani hata yaparsan, yavaş konuşursan eleme sebebi olabiliyor mu? Ya firmalar genelde şu şekilde, benim görüştüğüm firmalar yani senin iletişim kurmanı bekliyor aslında. Seni İngilizce mülakata almıyor. Yani şöyle, senin İngilizceni, ben bunun İngilizcesini anlayayım tarzında bir mülakata almıyor. Seni mülakata aldığı konu teknik bir konu ve İngilizce hiçbir şekilde problem olsun istemiyor. Yani söylediğini anlamanı istiyor. O yüzden aslında İngilizce anlayabiliyorsan ve cevap verebiliyorsan geri kalan hiçbir şeyin bir önemi yok benim gözümde. Ki girdiğim mülakatlarda da genelde öyle oldu. Ya biliyorsun Türkiye'de İngilizce büyük bir problem. Kanayan yaramız neredeyse yani. 12 yıl boyunca İngilizce görüp İngilizce konuşamıyoruz yani. Gerçekten konuşamıyoruz. Benim İngilizcem çok iyi düzeyde değil. Benim şansım şu oldu. Bilgisayar mühendisliği bölümü %100 İngilizceydi. Ve ayrıyetten ben ikinci sınıfta Erasmus yaptığım için Avrupa'da bir 6 ay geçirdim. Bunların bana katkısı çok fazla oldu. İngilizcemi belki çok upper seviyelere taşımasam da iletişim kurabileceğim seviyeye getirdi beni. Bunun yanında da İngilizce bloglar yazdım. İngilizce forumlarda takıldığım için teknik İngilizcemi de çok fazla ilerlettim. O yüzden teknik olarak teknik İngilizce'de hiçbir korkum olmasa da mesela günlük konuşmalarda hala korkum var. Bu İngilizce eğitimime geç başlamamın verdiği bir şey. Mülakatlarda da şöyle problemler oluyor. Karşına kimin geleceğini bilmiyorsun. Çok iyi bir İngiliz de gelebilir. İngiliz İngilizcesinin asilliğini ve anlaşılmazlığını biliyorsun. Başka aksanı farklı olan biri de gelebilir. O biraz şansına kalmış. Bazı interview'leri telefonda yapıyorsun. Senin cep telefonunu arıyor. Hızlıca HR oradan sorular sormak istiyor. Yani biraz da şansa bağlı. Orada anlayamazsan ve seni
şey yaparsa, iletişim kuramadığını görürse şeye karar veriyor. Yani İngilizcesi kötü bunun, o yüzden almayayım demiyor da iletişim kuramıyorum ben bu insanla diyor. O yüzden aslında şey yapıyor, problem çıkarıyor. Benim görüşmelerim şanslıydım, hepsi internet üzerinden oldu. Skyscanner'daki çoğu interviewer'lar da İngilizdi. Ona rağmen güzel geçirmeyi başardım. Sanırım buradaki en büyük problem anlamak. Karşındakini anladığın zaman bir şekilde cevap veriyorsun. Sonuçta kendi alanında da uzmanlığın varsa bir şekilde kendini anlatabiliyorsun. Çünkü teknik İngilizce çok farklı bir şey. Çok iyi bilebilirsin. Günlük konuşman o kadar iyi olmasa bile. Dediğim gibi karşındakini anladığın sürece bence her mülakatın üstesinden gelebilirsin. Şey diyemem kesinlikle. Yurt dışındaki şirketlere başlaman için çok iyi İngilizcen olması lazım diyemem. Benim de çok iyi İngilizcem yok. Buradaki takımda multicultural bir takım. Her ülkeden insanlar var. O insanların da İngilizcesi çok iyi değil. Anlaşılmadığı zaman insanlar birbirini tekrar ediyor, anlamaya çalışıyor. Tamam, çok kötü bir durum ortada değil ama çok iyi bir durum da ortada yok. Çünkü insanlar seni işe alma sebebi onların problemini çözmek. Sen onun mobil uygulama problemini çözüyorsan temel olarak odaklanman gereken kısım orası. Kendi kendini önceden elemek yerine şirketin eline bırakıp şirketin seni elemesini beklemen çok daha mantıklı, o yüzden başvurmadan önce. Abi son cümlen çok iyiydi. Dediğim gibi hani burada şey olay ciddi bir şekilde şansa kalıyor. Karşına kim gelecek, nasıl bir aksan veya işte biraz da görüntülü olunca anlaması elbette kolay olur. O yüzden son cümlen de hani bayıldım abi. Hani biraz da kendi kendine şey yapmaktan ziyade, ben yapamam zaten edememden ziyade, gir dene. En azından girebilirim almış olursun. Biraz daha yolun olduğunu görmüş olursun. Yine gerçi bir firmaya sadece bir mülakat sürecine bakıp bunun kararını vermek de ne kadar doğru olur, o da tartışılır ama. Diyelim o zaman biraz daha böyle senin firmana gelelim istersen. Storytel'desin. Tabii reklamlardan görüyoruz hani hepimizin fikri vardır nedir ne değil bu uygulama, ama istersen böyle Storytel'den hani hem uygulama olarak hem firma olarak ne kadar büyük bir firma. Biraz böyle hani bahsedebilirsen iyi olur. Tabii kısaca bahsedeyim. Storytel'e ben ilk başvurduğumda, bu arada ben de başvurana kadar Türk firması olduğunu sanıyordum. Çünkü Kadıköy dolmuşların üstünde falan var. Yani çok yerelleştirmişler işte Storytel, sesli kitap, seslendirmenler gerçekten çok iyi. Türk firması falan sanıyordum, yerli girişim sanıyordum. Ama LinkedIn'de başvuru yaparken Stockholm'u görünce şaşırdım. Allah Allah, bunlar Stockholm merkezliymiş, İsveç merkezliymiş falan. Neyse, Storytel şu anda yaklaşık 700 kişi çalışıyor, İsveç merkezli. Yaklaşık 25'ten fazla ülkede de ofisi var. Bu ofislerin çoğu aslında oradaki seslendirmenlerin gelip kayıt yaptığı ve oradaki marketing ekibinin, tasarım ekibinin marketing yaptığı, o ülkede yayılma politikasını sağlayan ofisler. Sadece İsveç ve Danimarka'daki ofisler teknik ekip çalışıyor. İsveç'te 3 ofisimiz var. Danimarka'da biri Kopenhag'da. Bunların herhangi birinde çalışma özgürlüğüne sahiptim buraya gelirken. Yani İsveç'i ya da Danimarka'yı seçme hakkına sahiptim. Ben Danimarka'yı daha önce ziyaret ettiğim için burayı seçtim. Bir de biraz daha nazaran güneyde olduğu için, hani Türkiye'den direkt en kuzeye gitmeyelim, öyle istemiştik eşimle. Dediğim gibi Storytel genel olarak sesli kitap ve audiobook diyoruz. Bir de e-book var. O da okuma. Sesli kitap ve okuma kitap, ikisinin birleştiği bir platform. İskandinav ülkelerinde çok fazla kullanılıyor. Türkiye'den çok daha fazla kullanılıyor. Onu da görmüş oldum. Storytel kendi içinde, ben bizim teknik olarak yapılaşmadan bahsedeyim. Kendi içinde modülleri var diyebilirim. Benim bulunduğum ekip core ekip. Core ekipte çalışıyorum. Bizim yaptığımız işte genel olarak işte player ve reader tarafı, yani okuyucu ve dinleyici tarafı. Kullanıcının okuma ve dinleme deneyimini iyileştirmeye çalışıyoruz genel olarak. Android ekibinde yaklaşık 20 kişiyiz. iOS ekibine nazaran aşağı yukarı aynı. Teknik ekipte yaklaşık 250-300 kişi diyebilirim. Teknik ekibimiz gerçekten büyük. Peki abi şeyi nasıl yorumluyorsun? Böyle firmada yani Storytel'in firma kültürünü, insanların birbirleriyle olan iletişimini, etkileşimini, içerideki ortamı nasıl yorumluyorsun? Buradaki ortam benim öncelikle çok hoşuma gitti. Bu Danimarka'da yaşamda bahsettiğim şeylerin çoğunu aslında Storytel'in içinde de görebiliyorum. Danimarkalılara nazaran İsveçliler çok daha mutlu, yani çok daha olumlu diyebilirim. Yani genelde hatta problemlerde bile insanlar birbirine mutlu, olumlu bir şekilde yaklaşıyorlar.
Ya da her şeyi yani kutlamak için bir sebep buluyorlar. Herhangi bir şeyi kutlamak için hadi bunu kutlayalım deyip kutlayabiliyorlar. Şirkette bu kültür çok hoşuma gitti. Ayrıyetten iletişim olarak feedback kültürü var burada. Çok fazla yaygın feedback kültürü. Türkiye'de çalıştığım firmalarda o kadar yaygın olmadığı için bunun üzerine gidiyorum aslında. Türkiye'de çalıştığım firmada biri sana feedback verecekse senin kendini düzeltmen için bir feedbacktir. Çünkü bir şey yanlış yapmış olabilirsin ya da daha uyumlu yapmanı isteyebilirler. Ve insanlar sana feedback verir. Böyle yaparsan daha iyi olur tarzında. Burada ilk geldiğimde şaşırdığım olay insanlar birbirine pozitif feedback de veriyor. Ve bunu çok sıklıkla yapıyor. İşte Ahmet bu hafta şu işte iyi ki contribute oldun, iyi ki çözdün. Çok güzel bir hareketti. Çok teşekkür ediyorum sana tarzında. Sürekli pozitif feedback aldığın bir ortamda çalışıyorsun aslında. Yaptığın işler de diğer insanlar tarafından aşırı şekilde görünür bir şekilde paylaşılıyor. Hatta ben çok çok büyük bir projenin çok ufak bir yerinde yer almıştım ve bu C-level birisi bunu sunum yaparken burada da bu arada söz etmeden geçemeyeceğim. İşte Mert de burada çalıştı dedi ve ben buna şaşırmıştım aslında. Yani çok ufak bir yerinde çalıştım aslında. Hani söz etmesine bile gerek yoktu ama kesinlikle kredi veriliyor sana. Herhangi bir şeyinde katkı bulunduysan. O benim çok hoşuma gitmişti. Bunu yani bir böbürlenme duygusu olarak değil de bir memnuniyet duygusu olarak hissediyorsun bunu. Ve yaptığın işi daha çok aslında benimseyip daha çok interaktif olmaya çalışıyorsun takım içinde. Özetlemek gerekirse dediğim gibi en büyük gördüğüm kültür bu olabilir Storytel'de. Kesinlikle büyük bir pozitif feedback kültürüne sahip. Peki biraz da böyle teknik kısımlara gelmemiz gerekirse hem pozisyonun ne, hani nerede orada çalışıyorsun şu anda Storytel'de, hem de kullandığın teknolojiler hakkında da bilgi verebilir misin? Ben Android developer olarak çalışıyorum. Dediğim gibi genelde player tarafında çalışıyorum. Burada Storytel'e girdiğinde aslında play butonuna bastığında gerçekleşen her şey bizim ekibin orada gerçekleşiyor. Kullanıcının o gördüğü, diğer kitapları geçtiği, indirdiği bu tarz şeyler, kitap indirdi. Bu tarz şeylerin hepsini genelde bizim takım yapıyor. Kullandığım teknolojiler de Android'de 20 kişiyiz Android ekibinde ama bu 20 kişi genelde birbirine bağlı çalışmıyor. Her ekranın neredeyse farklı bir takımı var. Ve bu takımlar kendi teknolojilerini kullanmakta özgürler belli bir alanın dışına çıkmadıkça. Yani bu alan nedir? Örnek veriyorum. Android Jetpack kütüphanesini kullanacağız. Bunun kararı beraber verilmiştir. Android Club'larımız var. Haftada bir yapıyoruz işte. Herkes yaptığı işi paylaşıyor tarzında. Bunun kararı verilmiştir. İşte Android Jetpack kullanıyoruz biz de içeride. Asenkron operasyonlar için işte Kotlin Coroutine kullanıyoruz şirket genelinde, Android ekibi genelinde. Java'yı bir sene önce tamamen bıraktık. Tamamen Kotlin yazıyoruz şu anda içeride. Onun dışında Player dediğimiz zaman zaten aklımıza ExoPlayer geliyor direkt. ExoPlayer kütüphanesini kullanıyoruz. Bunun dışında Retrofit, OKHTTP, bu tarz yardımcı kütüphaneler de kullanıyoruz. Kullandığım teknolojiler genel olarak bu şekilde. Compose diye ayrı bir tamamen bir alan var Android'de. Yeni bir UI toolkit. Compose'a geçiş yaptı bizim şirkette. Hatta bunun için içeride bir ekip kuruldu, Android ekibi. Bu Android ekibi Storytel'in Android arayüzünde kullandığı bütün widget'ları Compose kütüphanesiyle tekrar revize ediyor, yazıyor şu anda. O kütüphaneyi de önümüzdeki 5-6 ay içinde bütün arayüzlerde kullanmış oluruz diye tahmin ediyorum. Anladım. İçeride bayağı teknik işlerde dönebiliyor yani. Bir yandan da şey, teknoloji Evet. özgürlüğü de güzelmiş. Yani tabii belli bir yapı illa o şey vardır, temel vardır, ama onun dışında teknolojinin konusunda özgürlük sağlaması iyiymiş. O da bayağı motive edici bir şey yazılımcıyı. Evet, kesinlikle. Bir şey yapacağın zaman yani kendi ekibindeyse diğer insanlardan izin almak yerine sadece haber verip fikir alıyorsun. Öyle bir ortam var. Var. O zaman biraz daha böyle firma dışına çıkıp, yani Storytel üzerinden olan soruların dışına çıkıp biraz daha belki senin hani genelde ne yapıyorsun böyle diye sorabilirim. Yani profesyonel iş hayatın dışında nelerle meşgulsün aslında? Profesyonel iş hayatım dışında aslında biraz maymun iştahlıyım.
Birçok şeyden biraz var herhalde bende. Spor yapıyorum, sporla ilgileniyordum. Türkiye'de de ilgileniyordum. Buraya gelince zaten insanlar sportif olduğu için seni daha çok gaza getiriyor. Ekstra koşmaya ve bisiklet sürmeye başladım. Bunun dışında fitnessle uğraşıyorum. Bundan başka Lindy Hop diye bir dans kültürü var. Eşimle beraber dans ediyoruz. Onun dışında Storytel'de çalışmanın getirisi kitap dinliyorum. Kitap okuyorum onun dışında. Evde ufak bir piyanomuz var. Bazen piyano çalıyorum. Danimarka'da board game'ler çok yaygın. Yani masa oyunları gerçekten aşırı yaygın. Büyük büyük kafeler var ve içeride binlerce farklı board game var. İnsanlar genelde kışın oralara gidip board game oynuyor. Biz de buraya geldikten sonra o alışkanlığı edindik. Arkadaşlarla genelde board game oynuyoruz. Genel olarak iş dışında bu şekilde geçiriyorum. Süper. Böyle farklı farklı aktivitelerden yapıyorsun. O da farklı bir deneyim olur gerçekten. Peki kariyerinde hani geriye gitsen bu hani eğitimden de alabilirsin bunu. Kendine nasıl bir geri bildirim verdim? Yani neyi yapardın, neyi yapmazdın diye bir soru yönelteyim. Kariyerimde geriye gitsem şunu yapmazdım, keşke şunu yapsaydım dediğim bir şey gelmiyor aklıma. Elbet vardı da böyle çok hayatımı değiştirecek bir şey olmadı olumsuz olarak. Çünkü mesleğimi gerçekten çok seviyorum. En büyük şansım sanırım bilgisayar mühendisliğini kazanmış olmam. Çünkü ben mühendisliği kazanana kadar herhangi bir bilgisayarla alakalı herhangi bir tecrübem de yoktu, isteğim de yoktu. Rastgele seçilmiş, Türkiye'deki eğitim sistemini biliyorsun, puanına göre yerleşiyorsun. Rastgele seçilmiş bir meslekti aslında benim için. Ama oraya başladıktan sonra çok sevdim. En büyük şansım bu oldu. Bunun dışında çok erken aşamada üniversitede mobil uygulama geliştirmeye başladım ben. İyi ki bunu yapmışım diyorum. İleride başarılı, yani kendine göre başarılı ve mutlu olmak istiyorsan bence şunu yapmalı. Öğrenciler için tavsiye verebilirim. Kimse seni bir şey yapmaya zorlamadığı durumda da sen bir şeyler yapmalısın. Yani ne demek? İş hayatında mesela çalışmak zorundasın. Ama üniversitede proje yapmak zorunda değilsin. Üniversitede açık kaynaklara kontribüt olmak zorunda, blog yazmak zorunda değilsin. Kimsenin seni bir şey yapmaya zorlamadığı zamanda kendine bir şeyler katıyorsan onlar aslında iş hayatında tamamen yanına kar kalıyor senin. O yüzden üniversitede yaptığım en iyi şeylerden, en iyi kararlardan biri bol bol kendi projelerimi geliştirmek oldu. Belki bunlar çok iyi projeler değildi, saçma sapan projelerdi ama en nihayetinde bana çok büyük tecrübe kattığını düşünüyorum. Ayrıyetten yurt dışına gidebiliyorlarsa, imkan varsa gezmek için de olsa gitmelerini önerebilirim. Çünkü benim kariyerimi neredeyse değiştiren şey bu topluluklara girmem ve bu topluluklar sayesinde yurt dışına etkinliklere gitmem oldu. Oradaki insanları gördüğünde vizyonun çok değişiyor. Çok farklı bir kültür, çok farklı bir teknik topluluk gördüğün zaman o topluluğa katılmak istiyorsun. Onların yaptığını yapmak istiyorsun. Aslında mesela benim şu an o kadar aktif olmasam da zamanda çok fazla blog yazdım, çok fazla GitHub'da proje paylaştım. Bunların temel sebebi o topluluğun bir parçası olmak istemem. Bunu gördüğüm ilk yerde aslında Amerika'ya gittiğimde o Google I/O etkinliği oldu. Orada teknik topluluğun nasıl aktığını, yani nasıl bir ortam olduğunu gördükten sonra o ortamın bir parçası olmak istedim. Bol bol blog yazmalarını öneririm insanlara. İyi ki yapmışım dediğim o var. Bloglarımı genelde İngilizce yazıyordum. Bu bloğu yazarken şunu biliyordum. En fazla kendime fayda sağlayacağım ben günün sonunda. Tabii ki diğer insanlara da fayda sağlamak istiyordum ama belki ben daha fazla fayda sağlamışımdır bundan. GitHub'da çok fazla proje paylaştım. Bu da bana çok fazla katkı sağladı. Bu tabii herkes de farklı sonuçlanabilir. Ben şunu demek istemiyorum. Bunu yap, bunu yap, bunu yap. Kesinlikle yapmalısın demek istemiyorum ama sonuçları genelde kişiye olumlu olarak sonuçlanıyor. Hatta ilk GitHub'da proje paylaşmaya başladığımda GitHub'ı çok bilmiyordum. Daha üniversitenin son yılları falandı herhalde. İnsanlar işte starlıyorlar projelerini GitHub'a gelip. Orada ben genelde işte Android view'lerle alakalı çok seviyordum şeyler paylaşmayı. Orada insanlar artık starlayanlara falan bakıyordum böyle. O benim için ekstra bir motivasyondu falan.
Bu kesinlikle bir başarı göstergesi değil bu arada. Bunu da belirtmek isterim. İşte çok fazla starın varsa çok başarılısın. Öyle bir şey kesinlikle yok ama üniversitedeyken onları gördüğün zaman ekstra bir motivasyonun oluyordu. Hatta bir ara o takip edenler tamamen Çinliydi. Çinli arkadaş grupları falan olmaya başladı. Boş proje paylaştığımda bile direkt 30-40 kişi hemen like'lıyordu falan. Çok değişik bir motivasyon oldu. Bir iki sene içinde bir baktığımda genelde projelerimi Java'da yazıyordum. Git Awards diye bir site var. İşte senin git sıralamanı gösteriyor. Java'da baktığımda dünyada ilk 50'ye mi ne girmişim? Artık Çin'den o kadar view'ler starlanmış ki bu beni aşırı mutlu etmişti. Dediğim gibi bir başarı göstergesi olmasa da motive edici bir kaynak. Bununla birlikte dediğim gibi insanlar diğer yani yeni arkadaşlara üniversiteden yeni mezun olmuş arkadaşlara GitHub'da, Medium'da çok fazla takılmalarını öneriyorum. Güzel sonuçlanacağını düşünüyorum. Anladım ya, bu arada şeyi ben de bir katkı yapmadan geçemeyeceğim. O şey kısmı çok doğru. Ben de ona katılıyorum abi. Bu hani zorunda olmasanız bile yapın. Çünkü zaten mantıken baktığın zaman zorunda olunan şeyi herkes yapıyor. Bu da seni farklı kılmıyor zaten. Haliyle hani Evet. herkesin sorduğu soru ya, ben sektöre nasıl gireceğim veya bir iş başvurusunda nasıl öne çıkarım? Bu sayede çıkarsın. Hani ekstra bir şey koyarak, şey kısmı da çok doğru bu arada. Hani o Medium'da hiç kimse bir şey öğrenmeyecek olsa bile, hiç kimse belki tıklamayacak ama belki bir tane clap, alkışın gelmesi, 3-5 tane starın gelmesi inanılmaz devamlılığı sağlıyor. Bunları bizzat ben de aynı şekilde hani o yoldan geçmiş geçiyor olan birisi olarak hani hem teyit ediyorum hem de aynı şekilde tavsiye ediyorum. O yüzden onlar çok ciddi bir katkıydı abi. Onun için ağzına sağlık. O zaman şöyle bir soruyla ben devam edeyim. Bu kariyerinde yaşadığın herhangi böyle sana belki bazı duyguları bayağı bir yaşatmış olan herhangi bir ilginç bir hikaye var mı unutamadığın? Ya burada elbet birçok var da ya çok vurucu hikayelerim yok aslında ama bir tanesini yaşadığımda gerçekten soğuk terler dökmüştüm. Onu hatırlıyorum. Onu anlatayım. Bir şirkette çalışıyorum. Yine ismini vermeyeyim ben de. Şirkette çalışıyorum. O sıralar yine GitHub'da aktifim ve ufak da bir proje geliştiriyorum. O şirketteki ilk günüm bu arada. Bana bilgisayarım verilmiş falan. İşte kod access verilmiş. Kodu çekmişim. Bir yandan oradaki işlerimi yaparken boş kaldığım vakit GitHub'daki projemdeki birkaç bug'ı fix diyordum. Şirketteki ilk günüm kimseyi tanımıyorum. Bir GitHub'daki projemde Git'le alakalı bir problem oldu ve Stack Overflow'dan Git komentlerini araştırıyordum. Bunu nasıl çözebilirim falan diye. Neyse en son lokalde remote'takini silip tekrar lokalimdeki pushlama kararı aldım işte GitHub'daki proje. İki Android Studio çıkmış ve bunların ikisini karıştırmışım. Şirketin projesini GitHub'a pushladım. Lokaldeki şirketin projesini de sildim. O an GitHub sayfasını refresh ettiğimde şirketin projesini gördüm. Orada bir şok geçirdim. Ben bu işlemi burada yaptıysam silme işlemini de öbür yerde yapmışımdır dedim. Orayı da açtım. Proje yoktu. İlk günüm. Kimseyi tanımıyorum. Soğuk terli birkaç saniye döktükten sonra artık bir arkadaşın yanına gittim. Orada çalışan işte benim lead'im. Ben böyle böyle bir şey yaptım dedim. Şu an ne yapacağız? Hani bir kontrol eder misin? Sildin mi projeyi falan diye. Şirketin projesini mi sildin falan dedim. O da troll günündeymiş. Beni trolledi. Hakikaten yok sen bu projeyi mi sildin falan dedi. Ben iyice koptum orada. Yani beni direkt kovacaklar falan. Onda değilim de başıma bir şey gelmesinden korkuyorum falan. O da yok yok dedi, silinmedi dedi. Şaka yaptım dedi falan. Orada bir rahatladım. Ondan sonra hatta şey dedi. Bu arada dedi şirketin projesini GitHub'a pushladıysan kaldır da ne kadar kötü kod yazdığımızı kimse görmesin falan demişti. Abi çok iyiymiş. Ben de şey ya, sen orada soğuk terler döktün. Ben de burada biraz bir tık gülme telleri döktüm. Çok belli etmedim ama harbiden çok fena bir şeymiş yani. Evet. Evet ya belki o kadar komik olmazdı benim için ama trajikomik olmazdı ama ilk günüyse bir şirkette yapman gereken en son şey bu olması lazım şirketin projesini silmen. Aynen. Abi tekrardan çok sağ ol değerli vakit ayırdığın için. Yani ben çok dolu dolu bir video olduğuna inanıyorum. Bayağı hani sorular üzerine belki uzun konuştuk ama hani burada ciddi bir aktarım olduğuna inanıyorum. İnşallah faydalanan arkadaşlar olur diyelim. İstersen böyle son sözleri sana vereyim. Genel olarak video kapatmadan önce eklemek istediklerim varsa onları dinleyelim. Sonra yavaştan kapatalım. Genel olarak nasıl toparlayabiliriz? Bir senedir Danimarka'da yaşıyorum. Bu tecrübeyi diğer arkadaşların da aslında Danimarka genelinde değil,
yurt dışında çalışma tecrübesini diğer arkadaşların da aslında yaşamasını isterim. Bu konuda da yardımcı da olmak isterim. Yani bizim şirket olmasa bile başka şirketlerde çalışan arkadaşlarım da var. Sadece benim İngilizcem kötü, ben başvuramam tarzında direkt kendilerini elemesin arkadaşlar. Ve hayatının bir döneminde farklı yabancı bir şirkette, yabancı takım arkadaşlarıyla, farklı kültürden insanlarla çalışmayı deneyimlemeyi ben önerebilirim yeni arkadaşlara. Onun dışında eklemek istediğim bir şey yok benim de. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım dinleyen, izleyen kişilere bir faydası dokunur.